Hoş geldiniz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Bugün sizlere Abdullah Usta'nın sizler için hazırlamış olduğu birbirinden lezzetli ve güzel yemeklerle karşınızdayız. Ve bugün Abdullah Usta'mız neler yapacak? Öncelikle şöyle doğuya doğru gidiyoruz. Sini köftemiz var sevgili izleyenler ve ev cezeryemiz var. Peki ev cezeryemiz neyle olacak? Bu sürpriz olacak. Hemen ustamıza dönelim bakalım bugün neler yapacağız. Ustam nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim bugün. Böyle aman bomba gibiyim. Sini köftesini gördüm ya. Benden iyisi yok bugün. Evet, güzel bir köftemiz olacak. Bakalım neler yapacağız. Birazdan sevgili izleyenlerimize anlatacağız. Bugün sevgili izleyenlerimize hem şöyle güzel yemeklerimiz oldu hem de hafif pratik yemekler olacak. İlk önce sini köftemizi yapacağız sevgili izleyenlerimize. Sizlerle beraber hazırlayacağımız çok güzel bir köftemiz olacak. Sevgili izleyen, birazdan nasıl yapacağımızı sizlere anlatacağız. Ve onu yaptıktan sonra ev cezeryemiz var. Güzelce bir şekilde havuçta yapacağımız güzel bir cezeryemiz olacak. Onu yapacağız sizlerle beraber ve onu yaptıktan sonra güzel bir haydari hazırlayacağız. Sevgili izleyenlerimiz şöyle onu da hazırlayacağız. Ve tezgahımızda 3 tane yemeğimiz hazırlanmış olacak. İnşallah sizler de evlerinize yapacağı çok da güzel sunumlar olmuş olacak. Evet ustam, şimdiden ellerine sağlık çok diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve ilk önce hangi yemeğimizden başlıyoruz ustam? İlk önce sini köftemizle başlayacağız. Çünkü fırına girecek. Fırında güzelce bir şekilde pişeceği için biraz zaman alması gerekiyor. Onun için ilk önce onunla başlayacağız. Evet ustam. Aslında sini köftemiz içli köftenin fırınlanmış hali. Fırınlanmış hali. Evet. Bunu da belirtmiş onun alalım. Onun gibi olacak değil mi? Evet. Öncelikle sini köftemizin malzeme listesi de gelsin ekranlara. Evet. Hangi malzemelerimizi kullanacağız? Evet sevgili izleyenim, şöyle sini köftemiz için neler kullanacağız? 1 su bardağı kadar ince bulgurumuz var. Ondan sonra 1 su bardağı kadar su kullanacağız. Yani birebir ölçülerde ıslatmak için su kullanıyoruz. Ve 1 adet haşlanmış patates kullanacağız sevgili izleyenimiz. 250 gram kadar kıymamız var. Kıyma kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar salçamız var. 1 adet yumurta kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar köfte baharatımız var. 2 diş sarımsak kullanıyoruz. Bunlar hemen köftemizin dış harcı için. Sevgili izleyenim, bir de iç harcımız için neler kullanacağız? Hemen iç harcımız için tekrardan 250 gram kadar kıymamız olacak. Ve 1 adet kuru soğanımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var sevgili izleyenlerimiz. 1 adet kuru soğanımız, 250 gram kadar kıymamız ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber kullanacağız ve 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağla beraber hazırlayacağız. İlk önce sevgili izleyelim, hemen yavaş yavaş hemen biz ne yapacağız? Kıymamıza başlayacağız, kıymamızı hazırlayacağız. Kıymamız yavaş yavaş kavrulurken ondan sonra biz de geniş bir kabımızın içine patateslerimizi, ondan sonra bulgurumuzu, etimizi güzelce bir şekilde harcımızı hazırlayacağız. Harcımız hazırlandıktan sonra yarısını tepsimizin altına sereceğiz, yarısını da kenarda bekleteceğiz. Ondan sonra kıymamız piştikten sonra hemen tepsimizin ortasına ilave edeceğiz ve güzelce bir şekilde iç harcımızı da ortasına ilave ettikten sonra tekrardan kalan harcımızla beraber üzerini güzelce bir şekilde örteceğiz tepsimizi. Üzeri örtüldükten sonra ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında tekrardan hemen 180 derece bir 45-50 dakika pişmesi gerekiyor ve 50 dakika sonra bakalım nasıl bir sunum çıkacak ve güzelce bir şekilde hazırlayacağımız çok da güzel ve lezzetli bir sini köftemiz olmuş olacak inşallah. Olmaz mı ustam, harika olacak. Değil sini mi? Köftesi olur da lezzetli olmaz mı diyoruz. Biz de bu arada hemen izleyenlerimize telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatalım. Evet. Telefon numaramız 0212 454 5570. Mail adresimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet, evet. Şöyle merakla izliyoruz ustamızı. Sini köftemiz geliyor sevgili izleyenler. Muhteşem bir lezzet. Şimdi ilk önce sevgili izleyenlerimiz hemen ne yapacağız? Şöyle kıymamız hazırlansın. Kıymanızı biz 500 gram kadar kıymamızı hazırladık. Şu anda tezgahımızın üzerinde bekliyor. İlk önce soğanımız. Şöyle bir tane soğanımızı ince ince doğrayalım. Ve iç harcımızı kavuruyoruz değil mi ustam? İç harcımızı evet pişiriyoruz. Kavurmamız gerekecek. Şöyle soğanlarımızı minik minik ufak ufak doğrayalım. Bunları kenara alalım. Diğerini de şöyle diğer parçasını da hemen aynı işlemle doğramaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi hazır. Bunun içine biraz daha lezzetli ve güzel olması için ne yapacağız? Bir diş sarımsak kullanabiliriz. Şöyle sarımsağımızı da ince ince. Sarımsak da ayrı bir lezzet, aroma katacak. Değil mi? Güzel bir köftemize. Güzel bir lezzet katsın. Hemen ilave ettik.
Şimdi soğanlarımız hazır. Sevgili izleyenlerimiz, soğanlarımızı hazırladık ve tenceremizin altını açtık. Yavaş yavaş tenceremiz ısınmaya başladı. O ısınırken biraz dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz, isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir şöyle zeytinyağımızı ilave edelim. Hafif yağımızı gönderdik. Ondan sonra soğanımız ve sarımsağımız. Bunları da içine ilave ediyorum. Pembeleşene kadar kavrulacak. Hemen minik şöyle bir karıştıralım. O güzelce bir şekilde kavrulmaya başlasın. Soğanlarımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra sarımsağımız da hazır. Bunlar biraz şöyle güzelce bir şekilde kavrulacak ve ondan sonra kıymamızı içine ilave edeceğiz. Kıymamızla beraber biraz daha kavrulduktan sonra baharatlarımızı içine ilave edeceğiz. Harcımızı bu şekilde hazırlamış olacağız inşallah. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, biz geniş bir aile olduğumuz için, karabalık bir aile olduğumuz için biraz harcımızı fazla tutuyoruz. Tabii ki siz evde 2 kişilik veya da 3 kişilik veya da 4 kişilik yapacaksanız hemen 1 su bardağı kadar bulgurunuzu, ince bulgurunuzu, onun içine 1 su bardağı kadar ılık suyunuzu ilave edin. Güzelce bir şekilde karıştırın. Onu yarım saat dinlendirin ki suyu çekene kadar dinlendirmeniz gerekecek. Onu güzelce bir şekilde dinlendirdikten sonra ondan sonra diğer işlemlere başlayabilirsiniz. Hemen biz biraz fazla kullandık. Hemen 3 su bardağı kadar bulgurumuz. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Daha önceden kabartmıştık ustam değil mi bulgurumuzu? Şöyle yarım saat öncesinde ıslattık. Güzelce bir şekilde beklettik. O suyunu çekti. Hazır. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi bulgurumuzu hazırladık. Tekrardan sevgili izleyenlerimiz. Patates eğer ki 1 su bardağı sevgili izleyenlerimiz bulgur kullanacaksanız buna bir tane patates yeterli geliyor. Şöyle bir tane patates yeterli gelecek. Biz biraz fazla kullandığımız için biz iki tane patates kullanacağız. Şimdi Nilüfer Hanım sadece kabuklarını soyacak. Ben de şöyle devam edeceğim sevgili izleyenim. Şöyle diğer tamam, hazır. Tamam, eldiven kullanmayayım ben, elimle soymak tamam, istiyorum. Çünkü tamam, o zaman siz öyle yavaş tamam. Yavaş. Öyle evet. Yavaş yavaş soyabiliriz. Ustam aslında sinir köftesi, içli köfteyi böyle pek yapamayanlar için de gayet de güzel, pratik alternatif bir... Alternatif olacak evet, değil mi? Evet, alternatif olacak. Çünkü içli köfte çok uğraşlı bir yemek sevgili izleyenler. Tabii özellikle de açmasında bitiyor iş. Tabii onu içli köfte de, çünkü içli köftenin dış harcında bazı yörelerde kıyma kullanılıyor, bazı yörelerde kıyma hiç kullanılmıyor. Evet. Normal unla beraber hazırlanıyor. Ama bu da sevgili izleyenlerimiz için hem çok güzel bir sunum olacak hem de pratik bir sunum olacak. Evlerinde yapacakları güzel bir köfte olmuş olacak. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, yavaş yavaş Nilüfer Hanım patateslerimizi hazırlarken biz ilk işlem ne yapıyoruz? Hemen sarımsağımız. 2 diş sarımsak demiştik. Onları şöyle iyice bir rendeleyelim. Bak kendi alalım. Eldiven olduğu için sarımsak tutmakta da biraz zorlanıyorsam. Şöyle hazır. Hemen rendemiz beklesin. Biraz sonra hemen patatesimi de hazırlayacağım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, güzelce bir şekilde sarımsağınızı içine ilave ettiniz. Tekrardan bir adet yumurta içine ilave ediyorum. Şöyle ufak bir kaşığımızı alacağız. Soğanlarımız pembeleşmeye başladı. Onları biraz daha karıştıralım. Hop. Ve şimdi kıymamız, 250 gram kadar kıymamızı ikiye bölüyorum sevgili izleyenlerimiz. Yarısını içine ilave ediyoruz. Şöyle tenceremize gönderdik. Hafiften kavrulmaya başladı. Güzel de bir koku vermeye başladı. Onu ben biraz daha şöyle soğanlarımızı iyice bir yedirelim ve karıştıralım. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen kıymamızı ilave ettik. Kıymamın içine tuzumuz. Hafiften tekrardan dış harcımızın içine de tuzumuzu ilave ediyoruz. Karabiber biraz, çok hafif biraz iç harcımız, çok hafif biraz da dış harcımızda kullanacağımız harcımıza ilave edelim. Köfte baharatımız minik biraz da ilave edelim. Kıymamızı da biraz daha lezzetlendirebiliriz. İçine ilave ettik sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan hemen bütün baharatlarımızı içine ilave etmeye başladık. Biraz şöyle iç harcında pul biberi kullanabiliriz eğer çok fazla seviyorsak. Pul biberimizi de ilave edelim. Ve şimdi yumurta, baharatımız, güzelce bir şekilde bunları karıştıralım sevgili izleyenlerimiz. Karabiber.
Pardon. Çok yaşa ustam. Çok teşekkür ettim Nilüfer Hanım. Şöyle karabiber bayağı bir etkileyici değil mi? Karabiberi alerjimiz var zaten ikimizin de. Karabiberi gördüğünüz anda hapşur. Hapşırmaya başlıyoruz. Şöyle iyice bir baharatımız ve de sevgili izleyenlerimiz yumurtamızı güzelce bir şekilde yedirmiş olduk. Ondan sonra kıymamız şöyle 250 gram kadar da kıymamızı içine dahil ettik. Dış harcımız için diğer kıymamız hazır. Nilüfer Hanım istersen onun altını kapatabilsin. Biraz soğuması gerekiyor. Şimdi sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş hemen kıymamızı yedirmeye başlıyoruz. İyice bir hemen. Ustam dışına kıyma koymamızın amacı ne? Daha iyi bir şekilde birbirini tutmasını sağlayacak. Evet. Ve ona da güzel bir lezzet katacağı için dış harcında biraz biz kıyma kullandık. Tabii ki elimizde kıymamız azsa dış harcında ne kullanabiliriz? Birbirini tutması için biraz un kullanabiliriz. 2 yemek kaşığı kadar veya 3 yemek kaşığı kadar un da kullanılabilir Nilüfer Hanım. Şöyle iyice bir hemen kıymamızla beraber yoğrulmaya başladı sevgili izleyenlerimiz. Şöyle iyice bir bunu da harmanlayalım. Evet. Şöyle o kokuyu almamız lazım sevgili izleyenlerim. Şöyle güzel bir köfte baharatımızın kokusunu alalım. Yeni biraz bahar mı kullanıyoruz? Yeni bahar. Biraz evet. İçine ilave ettik. Ve şimdi sevgili izleyenlerimiz kıymamıza beraber güzelce bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Salçamız bir tatlı kaşığı kadar veya da dilerseniz biraz daha fazla yapacaksanız bir yemek kaşığı kadar da kullanılabilir. Salçamı da ben içine ilave ettim. Şöyle biraz da dış harcına renk versin. Değil mi? Evet. Güzel bir renk oluşturacak. Şimdi salçanızı da içine ilave ettiniz. Salçanızla beraber tekrardan yoğurma işlemine devam ediyoruz. Hemen çiğ köfte hazırlar gibi sevgili izleyenlerimiz bunu iyice bir kıymamızı, salçamızı, yumurtamızı ve bütün baharatlarımızı hemen şöyle güzelce bir şekilde karıştırmaya başladık. Evet. İyice özleşmeye başladı zaten i̇yice kıymamızla bu kullanıma sevgili izleyenler. Hem de birbirini tutma da başladı. Evet. Değil mi şöyle? Şimdi sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş yoğurma işlemine devam ediyoruz. Ve şimdi patateslerimiz, kullanacağımız patateslerimizi hemen rendelemeye başlayalım. İçinde çok evet, fazla... Evet, rendemizi ince tarafıyla rendeliyoruz. Ya, çok fazla belirgin olmasın diye şöyle ince tarafıyla beraber... Patates de tutmasını sağlıyor değil mi ustam? Tutmasını sağlayacak. Evet. Şöyle iyice bir kalın kalan parçalar da varsa onları da alalım tekrardan rendemizde iyice bir... Hemen dağıtalım sevgili izleyenlerimiz. Şöyle hazır. Diğer patatesimiz. Bunu ben yarısını size ikram edeyim Nilüfer Hanım. Fazla gelecek sanırım. Yarısını... Fazla olanları ben yiyebiliyorum sevgili izleyenler. Diğer yarısını da rendeleyelim sevgili izleyenlerimiz. O da güzelce bir şekilde hemen hem tutmasını sağlamış olacak sevgili izleyenlerimiz. Hem de harcımızı çoğaltmaya yardımcı olacak. Bu şekilde... Sizler İsraf etmiyoruz. Değil mi? Bu şekilde kalan bütün tabii, malzemeleri Nilüfer Hanım yiyebiliyor. Nilüfer Hanım'a ikram ediyorum. O güzelce bir şekilde yemeye başlayacak. Biraz sonra şöyle tuzlayacak. Şöyle program arasında sen şöyle malzeme değil listelerini soyarken tabii. Değil mi? Benim şöyle çıktı aparatifim neler. Şöyle kenaraya bırakalım. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen. Evet sevgili izleyenler iyice kendini tutmaya başladı hamurumuzda. Daha geniş bir kapta da yoğurulabilir değil mi? Evet. İşte sevgili izleyenlerimiz isterse güzel. Onlar görün diye cam kabımız içinde bunu iyice hemen yoğurmaya başladık. Hemen sevgili izleyenlerimiz bulgurumuz eğer ki 4 kişilik bir ailesek bizim için 1 su bardağı kadar bulgur yeterli olacak. 1 su bardağı kadar bulgurumuzu hemen 1 su bardağı kadar suyumuzla beraber ıslatacağız. Ilık suyumuzda onu güzelce bir şekilde ıslatmamız gerekiyor. Onu iyice bir ıslattıktan sonra ondan sonra bulgurumuzun içine baharatlarımızı bir adet yumurtamızı güzelce bir şekilde ilave ediyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. İyice bir yoğrulduktan sonra tekrardan hemen içine kıymamızı, çiğ kıymamızı ilave edeceğiz. Onunla beraber tekrardan güzelce bir şekilde yoğurma işlemine devam edeceğiz.
Şöyle ben geniş bir kabımızı alacağım. Ruslan, genelde içli köftenin dış harcında da kıyma kullanılıyor. Peki kıyma kullanmayıp sadece patates kullansak olur mu? Tabii işte dedik yani patates işlem Kıkması aynı için, olacak ve bunun içine biraz daha un ilave edilebilir. Evet. Bir veya da iki yemek kaşığı kadar unu ilave edersek işlemimiz daha güzel olacak. Evet. Şimdi hemen hemen kıvamını tutmaya başladı sevgili izleyenler. Şöyle hamurumuz. Ben rahat edemedim. Daha geniş bir kabımızda hemen iyice bir... Şöyle ustam var gücünle yoğuruyor hamurumuzu şu an. İçinde çünkü ister istemez patateslerimiz belki hafif bir dili kalmış olabilir. Büyük parçalar olmuş olabilir. Onu da hemen iyice bir dağıtalım. Evet. Ustam dilersen hemen şöyle biraz alalım. İzleyenlerimiz de görsünler yakından. Çiğ köfte hazırlar gibi sevgili izleyenlerimiz. İyice bir yedirelim. Ne kadar çok fazla yoğurursak o kadar işlemimiz daha güzel olmuş olacak. Evet, şimdi hemen işlemimiz hazır sevgili izleyenler. Güzelce bir şekilde harcımız da hazırlandı. Ve tekrardan şimdi yağımızı güzelce bir şekilde tepsimiz hazır. Tepsimize yağımızı ilave edelim. Yalnız harika bir köfte olacak ustam. Değil mi? Şöyle bol kahkahalı. Evet. Böyle sevgimizi kattık sevgili izleyenler. Şimdi köftemiz hazır sevgili izleyenler. Tepsimizin altını hafiften yağlayalım. Böyle. İyice bir güzel bir şekilde yağımızı ilave ettik. Hemen. En önemli kısma geldik. Kısmına sevgili geldik. Değil mi? İzleyenler. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Biraz üstüne fazla bırakabiliriz harcımızdan. Yarısından fazlasını ayırdık. Eğer ki yetmeyecekse biraz da ilave edilebilir. Şimdi tepsimize ilave edelim. Evet, şöyle yayıyoruz tepsimize. Bunu iyice bir tepsimize yaymamız gerekecek. Daha da büyük bir tepsi kullanılabilir sevgili izleyenler, siz isterseniz. Dediğimiz gibi tepsimizin miktarına göre hemen güzelce bir şekilde harcımızı hazırlayıp ilave ediyoruz. Ve biraz daha şöyle kenara taşacak şekilde köftemizi ilave ediyoruz. Şimdi hazır. Ondan sonra kıymamız. Şöyle Nülfer Hanım kıymamızı da ilave edelim. 250 gram kadar sevgili izleyenlerimiz kıymamız. Onu ne yaptık? Önce soğanımızı kavurduk. Soğanımızı güzelce bir şekilde kavurduktan sonra içine sarımsağınızı ilave ediyorsunuz. Ondan sonra kıymanızı ilave ediyorsunuz. Bütün baharatlarınızı ilave ettikten sonra hemen kıymamız kavruluyor. Hazırlandıktan sonra içine ilave ediyoruz. Evet. Evet, şöyle yayma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu istersek ceviz de kullanabiliriz. Harika olur ustam, evet. O da güzel bir lezzet katacak. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan işlemimize devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle iç harcımız güzel bir şekilde harcımızı geniş bir tepsimize alalım. Veya tabağımız. Şöyle bir tane tabağımızı. Bunu da şimdi içinde kıyma olduğu için belki biraz zorlanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Bunu da ne yapacağız? Hemen... Evet, görüntü harika şu anda ustam. Değil mi? Şimdi biraz açalım. Üzerine kapama işlemini gerçekleştireceğiz. Üzerini örteceğiz değil mi? Şöyle. Daha rahat bir şekilde almamız için sevgili izleyenlerimiz, ilk önce hemen elimizle hafiften açıyoruz. Ve üzerini kapatıyoruz. Evet. Şöyle. Yavaş yavaş kıymamız. Sevgili Muhammed de bulgurlu köfteyi çok güzel yapıyormuş ustam bu arada. Değil mi? Evet. Sevgili Muhammed'e bulgurlu köfte yaptıracağız herhalde. Ustam biz daha önceki programlarımızda şey yapmıştık, böyle küçük küçük bulgurlu top köfteler yapmıştık.
Evet. Sadece bulgurdan. Sadece bulgurdan. Onun ismi neydi ve çok da güzel böyle hafif bir tat olmuştu aslında. Aslında analı kızlı da aynı şekilde yapılıyor. Normal biz Sivas köftemizdi. Sivas köftesi yaptık. Ve onu hem bulgurla aynı şekilde işlemiz bu şekilde hazırlanıyor. Evet. Tabii isterse içine kıyma kullanabilir veya da kullanmak istemeyen izleyicilerimiz de olsa kullanmayabilir. Ve onu güzelce bir şekilde yoğurduktan sonra hemen sıcak suyla iyice bir haşlıyoruz ve ondan sonra yoğurdumuz ve tekrardan üzerine tereyağımızla evet, beraber harikaydı. Güzelce bir şekilde hazırlıyoruz. Hem çok lezzetli olur hem de güzel bir köftemiz olmuş oluyor ve ondan sonra güzelce bir şekilde yanına istersek salatamızla beraber sunumunu gerçekleştirebiliriz. Ustam yalnız ellerine sağlık, harika görünüyor şu anda. Çok daha teşekkür fırına ettim. Gitmeden. Sağ olun Nilüfer Hanım. Tabii şimdi hazır. Şöyle nar gibi kızaracak sevgili izleyenler. İçine de şöyle bol soğanlı, kıymalı malzemesiyle. Değil mi? Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen sinik köftemiz güzelce bir şekilde hazırlandı. Bunu fırına göndereceğiz. Fırın da yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Çünkü üzeri çok fazla yanmasın diye fırına kısık bir ateşte 160 derece veya 170 dereceyle fırına göndereceğiz. O güzelce bir şekilde hem içi pişecek hem dışı pişecek. Ve piştikten sonra ondan sonra biraz da derecemizi yükseltebiliriz. 180 derece 45-50 dakika pişmesi gerekiyor. Fırın da güzelce bir şekilde pişsin. Ondan sonra hemen bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Sizlerle beraber görmüş olacağız inşallah. Evet, sinik köftemiz fırına gitmeye hazırlanıyor. Değil mi? Şimdi fırınımıza gönderelim. Hemen gönderdik sevgili izleyenimiz fırınımıza ve fırınımızı şöyle 160 veya da dediğimiz gibi 170 derece ayarladık. Güzelce bir şekilde pişmeye başlayacak. Tabii bizim biraz zamanımız kısıtlı olduğu için biz biraz daha hızlı bir ateşle pişirmeye başlayacağız sevgili izleyenimiz. Siz evde 160 dereceyle fırına gönderin. O bir 45, 50 hatta 1 saate yakın da pişebilir fırınızda. Güzelce bir şekilde pişsin ve afiyetle yiyeceğiniz çok da güzel, lezzetli bir köfte olmuş olacak. Evet ustam, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ve ikinci sürpriz yemeğimiz geliyor sevgili izleyenler. İkinci sürpriz yemeğimiz neymiş? Hemen ustamıza soralım. Evet ustam, ne yapıyoruz ikinci yemeğimiz? Evet, şöyle bir güzel bir cezerye hazırlayalım. Peki cezeryemiz neyle olacak bugün? Evet, şöyle havuçlu güzel bir cezeryemiz evet, olacak. Harika. Ve Hindistan cevizle beraber yapacağımız o da güzel bir cezerye olacak. Şöyle hafif bir tatlı olacak aslında. Değil mi? Şöyle tezgahımızı toparlayalım. Ondan sonra listemiz gelsin. Hemen yavaş evet, yavaş hazırlığa başlayalım. Havuçlu cezeryemizde neler varmış? Malzeme listemiz de hemen ekranlara gelsin. Evet. Ev cezeryemiz için sevgili izleyenimiz hemen 3 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyoruz. Ondan sonra 1 kilo kadar haşlanmış havuç var. Sevgili havuç kullanacağız ve ondan sonra 1,5 su bardağı kadar Hindistan cevizi kullanıyoruz. 1,5 su bardağı kadar toz şekeri kullanacağız. Ve ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar nişastamız var ve 1 tatlı kaşığı kadar tarçın kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 kilo sevgili izleyenimiz havuç kullanıyoruz. Ve ondan sonra 1,5 su bardağı kadar Hindistan cevizi kullanıyoruz. Ve ondan sonra 1,5 su bardağı kadar toz şekeri kullanıyoruz. 4 yemek kaşığı kadar nişastamız var. 1 tatlı kaşığı kadar da tarçın kullanıyoruz. Şimdi ilk önce hemen ne yapıyoruz sevgili izleyenler? Havuçları güzelce bir şekilde soyalım. Onları güzelce bir şekilde tencerelerimize ilave ediyoruz. Yarısına kadar suyumuzu veya da üzerine geçecek kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde 1 saat kaynaması gerekiyor. Veya da havuçların dağılana kadar kaynaması gerekiyor. Onlar güzelce bir şekilde kaynamaya başladığında sonra suyunu güzelce bir şekilde süzeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra hemen çırpma teliyle veya da blenderımızla beraber güzelce bir şekilde onları hemen geçirmemiz gerekiyor. Ve iyice püre haline almamız için. Onları bir püre haline getirdikten sonra içine tereyağımızı ilave edeceğiz ve ondan sonra güzelce bir şekilde kaynamaya devam edecek. O kaynarken nişastamızı hazırlayacağız ve nişastamızı da içine ilave edeceğiz. Nişastamızla beraber güzelce bir şekilde bir koyu bir kıvam alması gerekiyor. Koyu bir kıvam aldıktan sonra tepsimizin altına Hindistan cevizimizi içine ilave edeceğiz ve üzerine de Hindistan cevizimizi gelecek şekilde ikiye bölüp ilave edeceğiz. Ve içine en son olarak toz şekerimizi, tarçınımızı da ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde harmanlayıp karıştırdıktan sonra ondan sonra tepsimize dökeceğiz sevgili izleyenimiz. Altına ve üzerine Hindistan cevizimizi de ilave ettikten sonra biraz soğuttuktan sonra ondan sonra afiyetle yiyeceğiniz çok da güzel bir cezeryemiz olmuş olacak inşallah. Evet ustam, çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ettim. Ve merakla izliyoruz seni. Değil mi? Şöyle havuçla yapacağımız cezerye gayet hafif bir tatlı olacak aslında. Evet, hemen şimdi yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle havuçlarımızı haşlamıştık daha önce de. Çünkü biraz evet. Bir saat kadar haşlanması gerekiyor. Onun için biz havuçları haşladık. Şimdi suyunu dökelim. Evet, biz de bu arada izleyenlerimize telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatalım hemen. Telefon numaramız 0212 454 5570. Mail adresimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet, havuçlarımızın suyunu süzüyoruz. Ve ardından ne yapıyoruz? Ustamla haydari yapıyoruz sevgili izleyenler bugün. Gayet kolay, gayet pratik bir tarif.
böyle aparatif olarak da kullanabiliriz yemeklerimizde. Güzel bir tarif olacak değil mi? Şimdi havuçlar hazır. Demin Nilüfer Hanım. Ve blenderdan geçireceğiz. Haşlandı ve güzelce bir şekilde dağılmaya yakın. Altını kapatıyoruz ve ondan sonra suyunu süzüyoruz. Ve suyunu süzdükten sonra içine tereyağımız. Evet. Şöyle. Biz 3 yemek kaşığı kadar demiştik. Tereyağımızı ilave edelim. Hazır tereyağımız. Ve ondan sonra güzelce bir şekilde püre haline getireceğiz sevgili izleyenimiz. Blenderımızla beraber iyice bir dağıtmamız gerekiyor. Püre haline getirmemiz gerekiyor. Şöyle güzel bir renk alsın. Ben şöyle biraz uzaklaşayım, evet. Öyle mi? Şöyle. Hem yağla beraber. Sen biraz şöyle, evet. Evet. Püre haline almaya başladı sevgili izleyenler. Biraz şöyle, harika görünüyor yalnız. Biraz şöyle dağılsın, ondan sonra izleyicilerimize gösterelim değil mi Nilüfer Hanım? Nasıl yaptığımızı. Şöyle. Evet, izleyenlerimiz de yakından görsünler havuçlarımızı. Tereyağımızla beraber onları iyice bir cezeryemize hazırlamaya başladık. Bunu haline geldi. İçinde hiçbir parça böyle iri kalıcı parça kalmayacak şekilde bunları güzelce bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Sen biraz için müsaade istiyorum senden. Bir telefon bağlantımız varmış. Tamam. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Almanya'dan arıyorum. Buyurun efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah. Ben Serdar Çelik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bugünkü menümüzü nasıl buldunuz efendim? Çok iyi bulduk ya. Devamlı sizi takip ediyoruz. Abdullah Usta'yı devamlı izliyoruz. Yani müthiş yemekler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlemekten vazgeçmeyin. Abdullah Usta'ya hemşeri oluyoruz. Onun için hiç kaçırmıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman Vanlıyız. Değil mi? Evet. Evet. Almanya'dan evet oluyor izleyicimiz. Buradan da Van'a sevgiler, selamlar gönderelim. Bizden de selamlar olsun. Bizden bir isteğiniz var mı efendim? Vallahi biz... Şöyle benim Abdullah hanım, Usta'dan böyle bir yemek isteği isteyebilirsiniz. Aslında yarın bizim burada güzel bir Van kahvaltımız olacak. Yarın bir de sevgili Hakkı abi konuğumuz olacak. Hakkı Bulut. İnşallah yarın şöyle Hakkı abinin söylediği eserleri sana gönderelim. Olur mu? Olur. Baş tacısınız. Ama hemen olur denmez öyle. Bir yemek bence talep edin öncelikle lütfen. Bugün var mı yapmamızı istediğiniz bir ustamız yemek? Yapmak. Hani Türkiye'de kavurma yapılıyor ya. Ben Türkiye'de çok severim o kavurma yemeğini. Tavsiye ederim. Abdullah Usta bir yapsın da bakalım kavurma buradan. Kavurma yemeği evet. Evet, kavurmayı kim sevmez ki. Tamam, kavurma yapalım. Ustamızdan tamam da sözü aldık. Tamam. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür sevgiler, ederim. Selamlar buradan da Almanya'ya. Size ve ailenize buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım ve bütün gurbetçilerimize selamlar olmuş olsun inşallah. Çok teşekkürler efendim, çok sağ olun. Evet ustam, teşekkür devam ederim edebilirsin. Teşekkür ederim Abdullah Usta, kolay gelsin. Sağ olasın, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Evet şöyle. İyice püre haline getiriyoruz. Güzelce bir dağıtalım değil mi? Hop. Tamamen hiç tortu kalmaması gerekiyor havuçlarımızda. Bak iyice bir dağılması evet gerekir. Pürüzsüz bir güzel şekilde hemen bunları iyice bir dağıtmamız gerekecek. Ve ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Şöyle. Yani havuçların rengi harika oldu ustam. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim Nilüfer Hanım.
işlemimizin sevgili izleyenler daha güzel olması için dediğimiz gibi hemen bunları güzelce bir şekilde hazırladık. Şimdi bu iyice bir dağıldıktan sonra, püre halini aldıktan sonra ocağımızın üzerine alacağız ve ocağımızda kaynatmaya başlayacağız. O yavaş yavaş kaynarken içine şekerinizi ilave edeceksiniz ve ondan sonra nişastamızı içine ilave edeceğiz. Ve biz şimdi hemen ne yapacağız? İçine tarçınımızı da güzelce bir şekilde ilave edelim ki tarçınla beraber güzelce biraz daha dağılmış olsun. Ondan sonra tarçınımızı tekrardan biraz daha üzerine de kullanabiliriz. Tabii tarçın da çok yakışacak. Değil mi? Tarçın hem tatlılarımıza hem de böyle yemeklerimize çok güzel bir lezzet katıyor. Yalnız yarınki çayı da verdim hemen. Şöyle hem Van kahvaltısı vardı hem sevgili Hakkı Bulut bizlerle sevgili izleyenler. Van kahvaltısı dedik yarın. Tamam evet. Ustam çok teşekkür ediyoruz bizleri kırmadığın için. Zeki Bey'di sanırım. Sağ olsun Zeki Bey. Evet, Zeki Bey'e de buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet, bizden de selamlar olsun. Sevgili Zeki Bey'e, Zeki Aygün Bey'e buradan selamlar olmuş olsun. Ve havuçlarımız hazır sevgili izleyenler. Hemen şöyle kenara alıyoruz. Şimdi işlemimizi hazırladık değil mi Nülfer Hanım? İkinci işlemimiz, ocağımızın üzerine aldık sevgili izleyenlerimiz. Tereyağımızı içine ilave etmiştik ve püre haline güzelce bir şekilde almaya başladı. Ocağımızın altını açalım. Ondan sonra 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz. Tabii ki sizler biraz daha fazla şekeri seviyorsanız şekeri biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Ama az da kullanmak istiyorsanız sevgili izleyen biraz daha az da kullanılabilir. Şekerimiz hemen içine ilave ediyorum. Yavaş yavaş hemen şekerimizle beraber karıştırmaya başladık. O iyice bir ısınmaya başlayacak sevgili izleyenler. Hemen ısınırken biz de şöyle kullanacağımız tepsimizi hemen alalım. Bir bakalım. Biz biraz daha geniş bir tepsimizi ilave edeceğiz ki sizler de görün diye. Hemen şöyle cam bir tepsimizi alalım. Tepsimizi biraz Hindistan cevizi çok fazla kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hindistan cevizimizi şöyle alalım. Tepsimizin altına serpilelim. Tepsimizin altını kapatacak şekilde Hindistan cevizimizi ilave ettik. Bol bol kullanıyoruz ustam Hindistan cevizimizi. Biraz fazla kullanacağız. Zaten cezeryenin de bir özelliği bol Hindistan cevizi değil olması. Mi? Evet. Ondan sonra sevgili izleyelim. Şimdi nişastamızı hazırlayacağız. Şöyle nişastamız. Hemen ben şöyle tenceremizi karıştırmak istiyorum. Koyu bir kıvam alması için tabii ki sizler biraz daha fazla yapmak istiyorsanız sevgili izleyenlerimiz veyahut da fazla tutmak istiyorsanız yapacağınız miktar kadar nişastanızı biraz daha eksik veyahut da fazla kullanabilirsiniz. Miktarınız fazlaysa nişastanızı fazla kullanabilirsiniz ama azsa nişastanızı az kullanabilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz 1 kiloya biz 4 yemek kaşığı kadar nişastamızı kullanacağız. Hemen nişastamızı önce şöyle bir alalım birazını, ondan sonra hafif bir suyla açalım. Nişastamızın özelliği sevgili izleyenler ne kadar suyu az olursa özelliği o kadar daha fazla olmuş olacak. Onun için elimizde geldiği kadar suyumuzu az kullanalım. Az suyla nişastamızı açmaya çalışalım. Şöyle iyice bir karıştırdık. Hazır. Havuçlarımız da mis gibi kokmaya başladı ustam. İçinde kullanmış olduğumuz tarçından dolayı. Tabii bunun içine eğer ki biz biraz daha güzel bir aroma istiyorsak, istersek içine vanilya da kullanabiliriz. Yani bir paket vanilya da kullanılabilir. Tercihe kalmış sevgili izleyenlerimiz. İsterlerse bir paket vanilyamızı da içine ilave edebilirler. Şimdi nişastamız. Ve koyu bir kıvam alacak. Değil mi? Nişastamızla birlikte. Hafif şöyle kalanı da içine ilave edelim. Evet, görüntü harika sevgili izleyenler. Renk. Ve içinde kullanmış olduğumuz tarçın ve Hindistan cevizi de güzel bir harika bir lezzet olacak. Evet. Şimdi sevgili izleyenler, o iyice bir kaynaması lazım, fokurdaması lazım. Hemen güzelce bir şekilde kaynayacak ve kaynadıktan sonra ondan sonra hemen güzelce bir şekilde ne yapacağız? Tepsimize yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağız. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Dinlendikçe hem güzel bir kıvam alacak hem de güzelce bir şekilde hazırlanmış olacak. İçinde kullanmış olduğumuz nişastadan dolayı da sürekli karıştırmamız gerekiyor değil mi ustam? Tabii ki. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, sinik köftemiz pişmeye başladı. Güzelce bir şekilde hazırlamaya başladı. Hemen şöyle
sevgili kameraman kardeşimiz bir yakında alsın sevgili izleyenlerimiz. Görüyorsunuz yavaş yavaş toparlanmaya başladı, pişmeye başladı. Biz biraz daha yüksek bir dereceyle fırınımıza göndermiştik. Fırınımızı kapatıyoruz. Biraz daha yani 10 veya 20 derece daha düştük aşağı. 150 dereceyle yavaş yavaş hem içi hem de dışı daha iyi bir şekilde pişecek şekilde fırınımızın altını kısıyoruz. Ve o biraz daha güzelce bir şekilde pişecek sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra sunumumuzu gerçekleştireceğiz. Evet, iyice yoğun bir kıvam aldı havuçlarımızda. Şimdi hazır Nilüfer Hanım. Şöyle biraz hafif akışkan olması gerekiyor. Çünkü evet. Neden akışkan olması gerekiyor? Şunun için olması gerekiyor. Şöyle bir alalım. Evet, şöyle kaldırdık. Tepsimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Karıştırıyoruz. Çırpma telimizi. Şöyle alalım şimdilik. Evet, görüntü harika. Yavaş yavaş. Bunu sevgili izleyenlerimiz, Hindistan cevizini dağıtmayacak şekilde üzerine ilave etmemiz gerekecek. İyice bir üzerini örtelim. Evet, şöyle alabilirsin Nilüfer Hanım. Evet. Evet, şöyle kaşık yardımıyla. Değil mi? Şimdi hani dedik ya pürüzsüz olması, havucun ne kadar çok fazla güzel bir şekilde ya çırparsa ya da blender veya da mikserle beraber güzelce bir şekilde püre halini alırsa evet. İşlemimiz daha güzel olacak ve cezeryemiz hem daha lezzetli hem güzel bir şekilde görünmüş olacak. Şöyle aldık. Renk harika sevgili izleyenler. Gayet de kolay ve pratik bir tarif. Evet. Buyur ustam. Şimdi hazır bunu tekrardan çok fazla Hindistan cevizi dağılmayacak şekilde kaşığımızın yardımıyla toparlayalım. İyice bir toparladık. Şimdi hazır. Ve üzerine tekrar Hindistan cevizleri geliyor. Şimdi biraz tarçın ilave edelim ki daha güzel bir aroma lezzet katsın. Minik biraz tarçınımız. Hafif biraz gezdiriyoruz. Cezeryemizin üzerine şöyle kaldırabiliriz. Ve ondan sonra sevgili izleyenlerimiz tekrardan hazırladığınız güzelce bir şekilde tarçınızı ilave ettikten sonra Hindistan cevizimiz. Şöyle bolca bol Hindistan cevizli kullanabiliriz. Evet. Bunu cezeryemizde evet, şöyle açık kalmayacak şekilde ilave ediyoruz. Hafif biraz daha dokunuyoruz. Hindistan ceviziyle beraber güzelce bir şekilde düzeltiyoruz. Evet. Evet. Şimdi harika hazır. Harika ustam, ellerine sağlık. Görüntü mükemmel. Çok teşekkür ederim lütfen. Tabii bunu süslemede istersek ceviz, fındık kullanılabilir evet. Veya da toz fıstık kullanılabilir sevgili izleyenimiz. Önce ne yapacağız? Bunu normal ortamda biraz soğutmamız gerekiyor ve iyice soğutulduktan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde ne yapacağız? Bunları dolaba göndereceğiz. Dolapta yarım saat bir dinlenmesi gerekiyor, iyice soğuması gerekiyor. Ve soğutulduktan sonra o zaten kendini kalıp haline almaya başlayacak sevgili izleyenimiz. Ondan sonra istediğiniz şekillerde güzelce bir şekilde keseceksiniz. Afiyet diyeceğiniz çok güzel bir cezerye olmuş olacak. Biz bakalım program sonuna doğru o iyice bir çeksin, güzelce bir şekilde hazırlansın. Ondan sonra biz ne yapacağız? Hemen kesmeye güzelce bir şekilde kesip servis edeceğimiz güzel bir cezeryemiz olmuş olacak inşallah. Evet ustam, ellerine sağlık. Çok biz de bu arada hemen kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra tekrar evet. Sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Evet, minik bir ara. Tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Ev cezeryemiz hazır, sinik köftemiz hazırlanmaya devam ediyor. Bakalım sırada hangi yemeğimiz var? Hemen ustamıza dönelim. Evet ustam, söz sende. Evet, şöyle yemeğimize geçmeden önce sevgili amcamın oğlu bizleri izliyormuş. Ercan Yavrutürk, buradan selamlar olmuş olsun güzel kardeşim. Seni kocaman öpüyorum. O ve diğer kardeşlerle beraber bizleri izliyorlar. Hepsine de buradan canı gönülden sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Evet, şimdi bizden de sevgiler ve selamlar. Evet, en büyük amcamın oğlu, buradan da selamlar olmuş olsun. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen neler yaptık? İlk önce cezeryemiz hazır, köftemiz hazır. Sizlerle beraber bir köftemize bakalım. Ondan sonra haydarımızı hazırlamaya başlayalım. Köftemizi güzelce bir şekilde fırınımıza gönderdik. O pişmeye başladı sevgili izleyenlerimiz. Biraz daha biz derecemizi kısmıştık ve ondan sonra kısık ateşte güzelce bir şekilde pişmeye başladı. Programımız bitene kadar biz köftemizi pişirmeye devam edeceğiz sevgili izleyenlerim. İyice bir pişecek ve ondan sonra hazırlandı. Daha sonra güzelce bir şekilde servisimizi yapmış olacağız. Şöyle hemen
Altını tekrardan sevgili izleyelim. Şöyle elimizi dokunduğumuzda zaten kendisini belli edecektir pişip pişmediği. Ondan sonra güzelce bir şekilde piştikten sonra hemen fırınımızı kapatalım. Ve birazdan servise başlayacağız. Evet, şöyle üzeri de nar gibi kızarmış ustam. Değil mi? Evet, Haydar'ımızın da malzeme listesi gelsin ekranlara. Evet, şöyle bakalım neler kullanacağız. O zaman Haydar'ın da listesini alalım. Evet ustam, şu anda neye güldüğünü biliyorum. Programdan önce reklamda şöyle Haydar ile ilgili bir konuşma yapmıştık. Buyur ustam, malzeme listesi geldi. Evet sevgili izleyenimiz, şöyle Haydar için neler kullanıyoruz? Hemen 300 gram kadar süzme yoğurdumuz var. Yoğurt kullanacağız ve ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Bir tatlı kaşığı veya yemek kaşığı yapacağınız miktar kadar da hemen kuru nane kullanacağız. Bir tutam kadar da dereotu kullanacağız sevgili izleyenim. 300 gram kadar yoğurt kullanıyoruz. 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız var ve bir tatlı kaşığı kadar kuru nanemiz var. Bir tutam kadar dereotu kullanacağız sevgili izleyenim. İlk önce yoğurdumuzu güzelce bir şekilde hazırladık. Tezgahımızda bekliyor sevgili izleyenimiz. Tereyağımızı güzelce bir şekilde hemen eritmeye başlayacağız. İçine kuru nanemizi ilave edeceğiz. Ve onu hazırladıktan sonra hemen yoğurdumuzun üzerine ilave edeceğiz. Yoğurtla beraber güzelce bir şekilde karıştıracağız. İçine biraz da dereotu ilave edeceğiz ki güzel ve lezzetli bir haydarımız olmuş olsun. Sevgili, tabii ki sizler eğer ki seviyorsanız kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız da kullanmayabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi yavaş yavaş ilk önce tereyağımızı ısıtmaya başlayalım. O hemen hazırlansın. Şöyle. Yavaş yavaş hazırlansın. Biz de şöyle biraz daha dereotumuzu alalım. Şöyle bol dereotlu, bol naneli, bol tereyağlı. Değil mi? Haydarımız gelsin. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Hemen yavaş yavaş dereotumuzu ince ince doğrayalım. Tereyağımız eriyor sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bunları güzelce ince ince, içinde çok fazla belirgin olmayacak şekilde hemen doğramaya başladık. Tabii ki siz isterseniz biraz daha fazla veya da az da kullanabilirsiniz. Yapacağınız miktar kadar malzemenizi arttırabilirsiniz veya da biraz daha eksiltilebilir. Şöyle dereotumuzu iyice bir doğradık. Hazır. Şöyle alalım. Özellikle Haydari'nin özelliği de bol dereotu ve nane olması değil mi usta? Tabii ikisi de çok yakışıyor. Dereotu ve nane ve bir de tereyağıyla beraber güzel bir lezzet katacak. Tabii tereyağı da yoksa normal margarin de kullanabiliriz. Ve sunumumuz da çok farklı olacak. Tereyağını önceden ısıtıyoruz aslında. Evet, ısıtmamız gerekiyor. Ondan sonra hafif de biraz da nanemizi yakmamız gerekiyor ki o nanenin hem kendisine has güzel bir aroması olacak ve lezzetli olacak. Ondan sonra yoğurtla beraber birleşecek. Güzel bir lezzet ortaya çıkmış olacak inşallah. Şöyle yoğurdumuzu alalım sevgili izleyenlerimiz. Geniş bir kabımız içine. Biraz içine dereotumuzu ilave edelim. Çok fazla kullanmayacağız. Hazır. Geri kalan da ufak bir tabağımızı alalım. Evet şöyle. Şimdi hazır. Evet, tereyağımız da eridi. Tereyağımız iyice bir yanması gerekiyor, erimesi gerekiyor. Bundan sonra hemen burnumuzu göz atalım. Evet. Programımızı sonuna kadar devam etsin. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, yoğurdumuz hazır. Güzelce bir şekilde yoğurdumuzu hazırladık. Biz biraz şöyle pasta sosu kullanacağız. Biraz daha şöyle cezeryemiz renkli olsun, güzel görünsün diye hemen üzerine hafiften biraz daha renklendirelim. Güzel bir görüntü ortaya çıksın. Evet. Şöyle beklesin. Evet, görüntü muhteşem oldu ustam. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne kadar dinlenirse daha iyi bir şekilde kalıp haline alacak. Tabii ki bunu biraz dolapta da beklemesi gerekiyordu. Ama biz birazdan kesmeye başlayacağız. Servisimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi sevgili izleyenlerim, tereyağımız hemen Nülfer Hanım hazırlamaya başladı. İçine bir tatlı kaşığı kadar da kuru nanemizi ilave ettik. Kuru nanemiz güzelce bir şekilde hemen biraz hafif yanması gerekiyor. Evet. Mis gibi de koktu şu an nanelerimiz. Buram buram kokudu.
Gerçekten nasıl evet. becerikli miymiş ya yakma işlemde? Süpersiniz Nilüfer Hanım. Çok zor bir işlem değil biliyorsun. Çok zor bir işlem. Tabii biz böyle Nilüfer Hanım şimdi özellikle haydarımızı hazırlarken böyle sevgili Mesut Bey de benden hazırlamış olduğumuz şöyle püreli İzmir köftemiz vardı. Ben birazdan onun da listesini evet. anlatacağım neler yaptığımızı. Bunda yağımızı hazırladık. Yağımızın hepsini içine kullanmamız gerekmiyor. Yani ki yetecek kadar tereyağımızı Hı-hı. ilave edebiliriz. Çok fazla yağ içine ilave ederiz. Bu bizi rahatsız edebilir. Evet. Onun için yetecek kadar yağımızı içine ilave eden geri kalan yağımızı farklı bir şeyde de değerlendirebiliriz, kullanabiliriz. Yani hepsini yağımızı Hı-hı. erittik, içine kullanacağız diye de bir şey yok. Ona güzel bir aroma katacak kadarını kullanalım sevgili gerisini de farklı bir şeyde değerlendirebiliriz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, sevgili Mesut Bey benden şöyle püreli güzel bir İzmir köftemiz ben hazırlamışım daha önceki programlarımızda. Onun listesini istemişti benden, sitemizde görmüştü. Ve bütün yemeklerimiz hem TGRT Euro sayfasında bu programımızın bütünü hazırlanıyor, orada yayınlanıyor. Aynı gün veya ertesi gün yayına giriyor sevgili izleyenlerimiz, orada yayınlanıyor. Tabii ki Şef Abdullah Usta yani bitişik Şef Abdullah Usta hem internet hem Twitter bütün sayfalar YouTube sayfalarında orada da bu yapmış olduğumuz yemeklerimiz hepsi orada görebilirsiniz yemekte hem görsel hem de yazısal olarak orada da takip edebilirsiniz. Şimdi İzmir köfteni biz nasıl yaptık ve neler kullandık? Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen yağımızı ilave edelim ondan sonra anlatalım. Böyle tereyağımız değil mi? Nasıl bir koku vermeye Harika başladı? Harika oldu ustam. İçindeki dereotlarıyla beraber de mesela bir koku değil mi? Yaydı. Vermeye başladı. Şöyle biraz daha ilave edelim. Of. Şöyle jos diye şu sesi de harika. Evet şimdi bunu iyice bir karıştırdık. Hemen sevgili izleyenlerimiz haydarımız hazırlandı. Güzelce bir şekilde ondan sonra servis edeceğimiz tabağımızı da alacağız. Evet. İki tane tabağımızı. Evet ustam eline sağlık. Şöyle tatlımızı da şöyle kenara alalım. Bir tanesi şöyle düz bir tabağımıza birazını ilave edelim. Evet. Hafif. Şu şekilde. Hazır. Diğerini de şöyle bir tabağımıza koyalım sevgili izleyenlerimiz. Bu da hazır. Köftemizi bir kontrol edelim. Evet. Evet, haydarlarımız da hazır sevgili izleyenler. Köftemiz de hazır sevgili izleyenlerimiz. O da güzelce bir şekilde pişti ve şu anda hazır. Fırınımızı da kapatalım. Evet nar gibi kızarmış sinir köftemiz de harika görünüyor. Değil mi? Biraz dinlenmesi gerekiyor. Onu şöyle hemen hazırladık sevgili izleyenlerimiz. İlk önce şöyle güzelce bir şekilde keseceğiz. Ve ondan sonra istediğimiz şekillerde de güzelce bir şekilde kesilebilir. Şöyle. Evet. Ondan sonra buradan da aynı şekilde kestik. Şimdi hazır. Biraz şöyle dinlensin sevgili. Birazdan onu da servis edeceğiz. Şöyle kenara alalım. Şimdi püreli İzmir köftemizde neler yaptık? İlk önce sevgili izleyenimiz kullanacağınız kadar patatesinizi 1 kilo veya yarım kilo kadar patateslerinizi kabuğunu soyun ve ondan sonra tencerenize ilave edin. Haşlamaya başlasın. Onları güzelce bir şekilde haşlamaya başlandıktan sonra sevgili izleyenimiz o yavaşça tenceremizde haşlansın ve onu güzelce bir şekilde püre haline getireceğiz. İçine suyunu süzdükten sonra içine tereyağınızı 1 veya 2 yemek kaşığı kadar tereyağınızı ilave edin ve ondan sonra biraz tuzunuzu da ilave ettikten sonra onu çok güzel bir şekilde hemen çırpmaya başlayacağız çırpma telimizde. İçine yarım veya da yapacağınız miktar kadar bir su bardağı kadar sütümüzü de içine ilave edeceğiz. Sütle beraber iyice bir karıştıracağız.
Püremiz hazırlandıktan sonra servis edeceğimiz tepsimizin içine ilave edeceğiz. Tepsimize güzelce bir şekilde yayalım. Hangi tepsi kullanacaksak. Onun içine yaydıktan sonra sevgili izleyenlerimiz, ondan sonra hemen kıymamız, kullanacağımız kadar kıymamızın içine önce soğanınızı rendeleyin. Daha lezzetli ve güzel olması için sarımsağınızı rendeleyin. İkisini rendeledikten sonra içine bir adet yumurtanızı ilave edin. O da hem bütün güzel bir şekilde dağılmasını önleyecek ve daha güzel bir şekilde pişirmiş olacaksınız. Yumurtayı da içine ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerimiz, içine biraz maydanozu ilave edin. Ve köfteniz, eğer ki elinizde kıymanız azsa şayet sevgili izleyenlerimiz, kıymanızı çoğaltmak için biraz şöyle galeta unu veya da elimizde varsa bayat ekmeği çeşmenin altında tutacağız sevgili izleyenlerim. Onları güzelce bir şekilde biraz ıslattıktan sonra elimizde hafif bastırıp o suyunu iyice süzdükten sonra içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra bütün baharatlarımızı içine ilave edeceğiz ve baharatlarımızla beraber hemen kıymamızı güzelce bir şekilde köftemizi yoğuracağız. Köftemiz yoğrulduktan sonra hemen onları güzelce bir şekilde bezeler halinde keseceğiz. Ondan sonra parmak şeklinde hazırlayıp tepsimize dizeceğiz ve fırına gönderiyoruz. O fırında güzelce bir şekilde bir toparlanacak, bir 10-15 dakika toparlanacak ve toparlandıktan sonra alacağız onu pürenin üzerine ilave edeceğiz. Kenarlarına domates ve biberle beraber üzerine veya da kenarlarına süslememizi yapacağız. Üzerine hafif biraz tereyağımızı gezdireceğiz sevgili izleyenlerimiz. Hatta tereyağınızın içine biraz da pul biberi ilave ederseniz daha güzel bir görsel bir yemeğimiz ortaya çıkmış olacak. Ondan sonra tekrardan fırına gönderiyoruz. Yanmayacak şekilde fırınımıza bir 10 dakika pişireceğiz ve ondan sonra afiyet diyeceğiniz çok güzel bir püreli köfte olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet ustam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Nüfer Hanım. Ve şu anda sinik köftemizin de sunumuna geldi sanırım. Evet, şöyle cezeryemizde hemen onu da hazırlayalım. Sevgili izleyenlerimiz, tabii cezeryemiz dediğimiz gibi birazcık daha beklemesi gerekiyor. Tabii biraz daha beklemesi gerekiyor. Onu biz şöyle hemen size göstereceğiz. Güzelce bir şekilde kestik. Bunu bu şekilde sunumunu yapacağız sevgili izleyenlerimiz. Tabii şu anda çok da istediğimiz görüntü elde edilmeyebilir ama biz bir tanesini sizlere gösterelim. İyice bir dinlenip tekrardan dolaba girmesi gerekiyor. Dolapta güzelce bir şekilde o hemen kalıp halini alacak sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra sunumunuzu yapabilirsiniz. Evet, şöyle alalım. Şu anda biraz daha dediğimiz gibi zamana ihtiyacı var. Sevgili şöyle hemen dolaba girmesi gerekiyor ama biz sizler görün diye şöyle sunumumuzu iki tanesini hazırladık. Cezeryemiz hazır. Evet. Şöyle değil mi? İzleyenlerimize yakından görsünler. Görüntü harika sevgili izleyenler. Tabii ustamın da dediği gibi biraz daha beklemesi gerekiyor ama hemen hemen neredeyse kıvamını almış ustam. Ve sinik köftemizin. Sinik köftemiz, evet, sunumu o da hazır. Gelse. Onu da şöyle sevgili izleyenlerimiz. Evet, harika olmuş. Kat da. Kat değil mi? Hop. Şöyle alalım. Bir tane daha alalım şöyle. Evet, görüntü mükemmel. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim Nüfer Hanım. Ben şöyle hafif biraz yana doğru kaydedim ki hem şöyle içindeki harcımız daha güzel, evet, görünsün değil mi? Çıksın. Evet, şöyle yanına biraz yeşilliğimiz. Tabii ki şöyle içli köfteyi eğer uğraşmak istemiyorsa, bizleri çok da fazla yoruyorsa veyahut da zamanımız yoksa bu şekilde hem kendimize güzel bir köfte yapmış olacağız hem de lezzetli bir köfte olmuş olacak inşallah. Evet, sinik köftemiz de hazır sevgili izleyenler. Değil mi? Evet ustam, ellerine sağlık. Gerçekten mükemmel ettim. Görünüyor. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Neler yapmışız izleyenlerimize tekrar anlatalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, dilerseniz hemen ilk önce sinik köftemizle beraber başlayalım. Neler yaptık, hangi malzemelerimizi kullandık? Onun bir listesini alalım. Evet, sinik köftemizin malzeme listesi de gelsin. Değil mi? Şöyle yemeklerimiz hazır. Evet, evet şöyle... harika görünüyor ustam. Çok teşekkür ederim Nüfer Hanım. Ustam, dilersen neler kullandık sinik köftemizde? Hemen başlayalım anlatmaya. Sinik köftemiz aslında sevgili izleyenlerimizde hem evlerinde yapacak kolay ve pratik güzel bir sunum oluyor sevgili izleyenlerimiz. İlk önce ne yapacaksınız? Güzelce bir şekilde soğanınızı, sarımsağınızı ince ince doğrayın. Onları tencerenize ilave edip hafif bir yağla beraber kavurmaya başlayın. Hemen soğan ve sarımsağınız kavrulurken içine 250 gram kadar kıymamızı da dahil ediyoruz. Kıymamızı güzelce bir şekilde kavurmaya başlıyoruz. Kıymamız kavrulduktan sonra sevgili izleyenlerimiz, biraz şöyle baharatımızı da içine ilave edelim. Baharatla beraber kavrulduktan
olduktan sonra kıymamız hazırlanmış olacak ve kıymamızı kenara alacağız. Ve ondan sonra güzelce bir şekilde hazırlandıktan sonra ayrı bir kabımızın içine kullanacağımız kadar bir veya da iki su bardağı kadar hemen bulgurumuzu güzelce bir şekilde ıslatacağız ve birebir ölçülerde suyla beraber ıslatacağız ve ondan sonra o yarım saat dinlenecek suyu güzelce bir şekilde çekeceğiz sevgili izleyelim. Suyunu çektikten sonra ondan sonra içine hemen baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra salçamızı, ondan sonra bir adet yumurtamızı ve patateslerimizi 250 gram kadar tekrardan çiğ kıymamızı içine ilave edeceğiz ve onu güzelce bir şekilde yoğuracağız. Ve yoğurduktan sonra en son olarak da içine patates, bir veya da iki tane patatesimizi ilave edeceğiz. Patatesle beraber güzelce bir şekilde yoğrulacak sevgili izleyenlerimiz. Hemen patatesimizle beraber yoğurduktan sonra yarısını tepsimizin altına ilave edeceğiz. Ve ondan sonra kıymamızı ortasına gelecek şekilde ilave edeceğiz. Ve üzerine tekrardan harcımızla beraber güzelce bir şekilde kapatacağız. Harcımızla beraber kapattıktan sonra fırınımıza göndereceğiz. Fırında zamanınız çok olacağı için 160 veya 170 derece 1 saat pişmesi gerekiyor. Sevgili izleyenlerim şöyle kısık bir ateşte yavaş yavaş pişecek ve piştikten sonra afiyetle yiyeceğiniz çok da güzel ve lezzetli bir köftemiz olmuş olacak. Cezeryemizde, ev cezeryemizde neler yaptık sevgili izleyenler? 1 kilo kadar havucumuzu güzelce bir şekilde hemen kabuklarını soyun ve ondan sonra tenceremize ilave ediyoruz. Tenceremizde 1 saat kaynıyor. O iyice bir kaynadıktan sonra suyunu döküyoruz ve ondan sonra hemen isterseniz çırpma teli ve blenderla beraber güzelce bir şekilde püre haline alana kadar karıştırıyoruz. Onun içine 2 veya da 3 yemek kaşığı kadar tereyağımızı, biraz da tarçınımızı ilave ediyoruz ve tekrardan güzelce bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Onu çok iyi bir şekilde karıştırdıktan sonra sevgili izleyenlerimiz hemen ocağımızın üzerine alıyoruz. Ocağımızda kaynamaya başlıyoruz. Ocağımızda güzelce bir şekilde kaynarken içine 1,5 su bardağı kadar toz şekerimizi ilave ettik ve tekrardan kaynamaya devam etti. Ondan sonra hemen nişastamızı açtık. Sevgili izleyenim nişastamızı da içine ilave ettik. Nişastamızla beraber koyu bir kıvam aldı. Tepsimizin altına Hindistan cevizimizi, üzerine hemen cezeryemizi ilave ettik. Tekrardan üzerine Hindistan ceviziyle beraber güzelce bir şekilde örttükten sonra afiyetle yiyeceğiniz çok güzel bir cezerye olacak. Haydarımız için de süzme yoğurdumuzu güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz hemen 300 gram kadar süzme yoğurdumuz, 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir tatlı kaşığı kadar kuru nane, bir tutam kadar dereotumuz. Hemen yoğurdumuzun içine tereyağımızı güzelce bir şekilde yakalım sevgili izleyenler, eritelim. Ondan sonra içine nanemizi ilave ediyoruz. Nanemiz biraz yansın ki güzel bir koku ve lezzet versin. Ve ondan sonra içine ilave ediyoruz tereyağımızı. Nane ile beraber güzelce bir şekilde karıştıktan sonra hafif biraz dereotumuzu da içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştıktan sonra haydarımız hazırlanmış olacak ve afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir lezzet olmuş olacak inşallah. Evet ustam ellerine sağlık. Çok hepsi birbirinden harika görünüyor. Son olarak neler söylemek istersin? Hemen alalım senden. Evet bizleri izleyen herkese burada canı gönlü hem Türkiye'de hem gurbetteki bütün gurbetçilere buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Yarın çok güzel bir programla burada olacağız sevgili izleyicilerim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Afiyetle kalın. Hoşçakalın. We'll be right back.